Ada TV'den merhaba. Haftanın ikinci gününde gündeme bakışta yeniden sizlerle beraberiz. Sizlerin karşısındayız. Her zaman bize ait olan saatte diyelim. Bizi izleyen herkes bir kez daha ekran başına hoş geldi. Çok değerli bir konuğumuz Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Sayın Doğuş Derya ile ülke gündemini konuşmaya ve değerlendirmeye çalışacağız. Vaktimiz yettiğince. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Görmeyeli. Teşekkür ederim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Ne güzel. Biz de bundan mutlu olduk. Tabii ki ülkede konu çok, sorun çok, sıkıntı çok. Son 2-3 hafta Kıbrıs konusuyla geçti ama bugün iç konularla başlayalım sohbetimize. Ülke gündeminde çok konuşulan iki konu vardı bugün. Birincisi Sayın Çalışma Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı. Ülkedeki inşaatların denetlenmesiyle ilgili ve Anafartalar Lisesi'nin kullanımının değişeceği, farklı amaçlar, farklı bölümlerle ilgili kullanılacağı bir tartışma süreci. Önce Sayın Çalışma Bakanı'nın yaptığı açıklamadan başlarsak, ülkedeki inşaatları denetlersek hepsini durdurmamız gerekir. Yani bir denetim mekanizması anlamında çok zayıf olduğumuzu gösterir. Orası kesin zaten iş kazası, aslında iş cinayeti demek lazım. Doğru terminoloji o. Çünkü gerekli önlemler bilinçli bir şekilde alınmıyor. Bir masraf olarak görülüyor, ihmal ediliyor ve bunun sonucunda yiten bir sürü can var. Yani sağlıklı çalışma koşullarının olmadığı yerlerde insanlar ekmek parası için çaba gösterirlerken olmadık kazalar sonucunda hayatlarını kaybedebiliyorlar ve bu her geçen gün daha da artıyor, bunu görüyoruz. Yani Sayın Bakan'ın denetlemeye kalkarsak bütün inşaatları kapatmamız gerekir demesi üzerine, o zaman kapat demek lazım. Yani eğer gerekli önlemler alınamıyorsa ve bu inşaatları yürüten sermaye sahipleri, işverenler gerekli önlemleri almak konusunda kendini zorunlu hissetmiyorsa, bakan da bunları denetleyemediğini itiraf ediyorsa, o zaman orada bir problem var demektir ve bu inşaatların kapatılması lazım demek ki. Yani özellikle özel sektörde çalışan kişilerin sendikal haklarının olmadığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet, yani sendikalaşmayı zorunlu hale getiremezsiniz belki özel sektörde, ama özellikle oradaki emek sömürüsünü ve can güvenliğini savunacak olan yerler sendikalardır. Dolayısıyla o azaltır değil sendikalaşmayı bu şeyleri. tabii ki, çünkü sendika sadece toplu sözleşme yapan ve oradaki kişinin aldığı ücret üzerinden bir denetleme yapan değil, aynı zamanda çalışma koşullarının iyileştirilmesi üzerinden hak mücadelesi veren yerdir. Dolayısıyla özellikle sendikalaşmanın teşvik edilmesi ve bu bağlamda iş cinayetlerinin durdurulması için işverenler üzerinde de bakanlığın bir yaptırımı olabilmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani bu nüfusun yani yükselmesi, rant ekonomisinin aslında epey bir süredir coğrafyamıza hakim olmasından dolayı bu inşaat sektöründe patlamalar oluyor. Zaten yani Girne artık neredeyse böyle nefes alamayacak bir şehir haline geldi. Yükselen binalardan dolayı baktığınızda sırada belli ki Mausa ve civarı var ve Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili tartışmalar yükseldikçe ve buna dair umutlar arttıkça aslında Rum arazisi olan, Rum tapulu olan mallara da özellikle bir yönelme ve yağmalama var diye görebiliyoruz. Dolayısıyla bunlarla ilgili gerekli denetimleri mutlaka bakanlığın yapmış olması gerekiyor diye düşünüyorum. Denetmen konusunda bir sayısal eksiklikleri var Çalışma Bakanlığı'nın. Yani hem çalışma müfettişi hem de denetmen olarak çalışan insan sayısı 40 civarında toplamda bildiğim kadarıyla. Bütün ülkeye yetmez. Bütün ülkeye Mümkün yetmez. değil. Belli bir plan ve program çerçevesinde. Yani iş kazası olduktan sonra oraya gidip denetleme yapmak ve raporlandırma yapmanın bir manası yok. Çünkü biliyorsunuz yani
gerekli önlemleri de iş kazası olduktan sonra alıp mümkün olan en minimum cezayı almak adına gerekli düzenlemeleri de yapabiliyorlar. Dolayısıyla belli bir program dahilinde düzenli olarak inşaat sektörünün nerelerde yoğunlaştığı bellidir. Oralara yapılması gerekiyor. Ben orada bir ihmal de olduğunu düşünüyorum. Yani çalışma dairesi müfettişlerinin bir ihmali olduğunu da düşünüyorum. Çoğunun da tanıyorum zaten. Yani dairede oturmakla denetim yapılmaz. Dolayısıyla da sürekli arazide olmaları gerektiğine inanıyorum. Can güvenliğidir bu. Ve orada ölenler birilerinin babası, birilerinin kardeşi, eşidir. Yani insan hayatından bahsediyoruz. Bu yasaları önlemek ne kadar mümkün? Yani işte yasa çıkaralım ama o yasayı uygulamadıktan sonra, o iradeyi aslında ortaya koymadıktan sonra, yani bu konu bizim birçok konumuz böyle. İşte sağlıkta son günlerde tartışılan konu yine böyle. İşte iş kazalarında, yeni trafikte yine böyle. Bir irade sorunu var. Yani bir, nasıl diyelim, bir popülizm ağı var herkesin içinde. Odur birçok şeyi engelleyen. Özellikle Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti hükümette oldukları zamanlarda uygulamalardan da görebileceğimiz gibi aslında kemikleşmiş problemlere çözüm üretmek üzere değil, gündelik olarak kendi partisel çıkarları ve kendi efratlarına çıkar sağlayıcı politikalar yürürlüğe koyuyorlar. Bir yandan ciddi bir israf var. Yani kamu kaynaklarının çok ciddi şekilde israf edildiği. Yani o kadar uzun süredir konuşuyoruz ki, yani Mercedes'ler mi istersiniz, yurt dışına yapılan gezilerin devlet bütçesinden harcanmasını mı istersiniz? Örneğin son Memur Sen diye bir sendika yarattılar ve herhalde erken seçim olasılığı var diye düşünüp kamuda geçici olarak istihdam edilmiş kişilerin katrolanması üzerinden bir yasa önerisi getirmeye hazırlanıyorlar meclise. Başbakanlığa Memur Sen aracılığıyla teslim edilmiş ama bu Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti'nin aslında projesi. Şimdi bakıyorsunuz kamuya yapılan istihdam, ki en çok personel giderleri ve maaşlar aslında bu ülkede maddi sıkışıklık yaratan ve birçok uygulamanın da çok yasanın kaynağı. Da kaynağında evet yani yürürlüğe girmesini engelleyen bir şey. Şimdi partizanca istihdamlar yapıyorsunuz. Geçici olarak alıyorsunuz. Sonra o kişiyi katroluyorsunuz. Yani o kişinin işin gerektirdiği vasıflara sahip olup olmadığıyla ilgili herhangi bir süreç işletilmiyor veya bir sınav süreci işletilmiyor. Kriterler objektif değil. Yani insanların işe göre istihdam edilmesi gerekirken, işin niteliğine göre gerekli bilgi, donanım veya ille de yani kafa gücüyle yapılan işler değildir. Belki kol gücü gerektiren işlerdir. Gene o niteliklere haiz olup olmadığını bir sınav veya süzme, filtreleme sonucunda yaparsınız ve onun sayısı bellidir. İki kişi tarafından yerine getirilecek bir iş ise iki kişi istihdam edersiniz ama sürekli böyle bir yığma oluyor. Kamu kaynakları buna harcanıyor. Ondan sonra da bir bakıyorsunuz bizim mali kaynaklarımız yeterli değil. O yüzden örneğin Çalışma Bakanlığı'na yeterince denetleyici memur istihdam edilemiyor. Esas ihtiyaç olan yerleri. Yani ihtiyaç saptaması zaten yapılmıyor. Oldukça programsız. Yani yine aynı şey sosyal hizmetler için de geçerli. Bakıyorsunuz sosyal hizmetler dairesinde çalışan arkadaşlar gerçekten fedakarca çalışıyorlar ama ciddi bir personel eksikliği var yine orada. Ve bu işi yerine getiren insanlar sosyal hizmet eğitimi almış kişiler değil. Anlatabiliyor muyum? Yani burada bir plansız, programsız devlet yönetiminin sonucunda kamu verimliliği zaten sağlanamıyor. Kaynaklar israf ediliyor. Yani teknik yerlerde daha az personel var. Tabii yanlış anlaşılmasın ama daha düz dairelerde daha çok çalışan var. İşte bir ekmek kapısı olarak görüldüğü içindir. Yani bunun tabii böyle tarihsel ve sosyolojik bir boyutu da var yani diye düşünüyorum ben Erçin Bey. Biliyorsunuz yani 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurulurken aslında o dönemin Türkiye hükümetine bile emri vakiyle hani kurulan bir devlet ve yani sayın dönemin başkanı rahmetli Denktaş'ın Kıbrıs Türk Federe Devleti anayasasına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi mümkün olmadığı için Denktaş Bey'in tekrardan cumhurbaşkanı seçilmesi için kurulan bir devlet ve bu devlet aslında Kıbrıslı Türklerin öyle kendi tabandan gelen bir mücadeleleriyle bir uluslaşma sürecinde kurulmuş bir devlet değil. Yani tak diye emrivaki sonucunda kuruluyor ve insanları devlete bağlamanın yolu aslında o devletin kaynakları üzerinden onları bağımlı hale getirmek
oldu. Yani ne oldu? İşte rahat iş, masa başı iş, gel ben seni devlete istihdam edeyim. Siyasi görüşüne göre istihdam edeyim. Sigortası var, emekliliği var, işte tatilleri belli, garantisi var. Ve bir partizanca üslup aslında kamu görevine istihdamda ta 83'lerden itibaren başlamış ve giderek kemikleşmiş. Hatta maalesef normalleşmiş. Yani bu şu anda partisi fark etmeksizin yani tabanında halkta yaşayan insanların talebi haline de gelebiliyor. Yani işte bizim parti iktidardadır. O yüzden gidelim iş talep edelim diye vatandaşın kendi beklentisi haline gelmiş. Özellikle Ulusal Birlik Partisi'nin de parti devlet bütünleşmesi zaten her hükümete geldiğinde görüyorsunuz. Yani sanki devlet Ulusal Birlik Partisi'nin devletiymiş gibi yaklaşabiliyorlar. Geçen gün bir vatandaş bahsediyordu. Örneğin İçişleri Bakanlığı'nda bir işi var. Bunu çözmek için gidiyor. Müsteşar diyor ki Ulusal Birlik Partisi'nin söylemeyeceğim hangi ilçe olduğunu, X ilçesine uğradın mı? Önce ilçeden geç, ondan sonra gel. Parti sempatizan olması da yetmiyor. Üye olması önemli vatandaşın. Bu şekilde yönetiyorlar devleti. Yani burada hakikaten bir yaklaşım sorunu var ve yani başta sorduğunuz soru, yasalar çıkıyor, uygulamada aksaklıkların nedeni nedir? Yaklaşım meselesidir. Yani bu ülkede kamu faydası üretmek üzerinden mi? Geleceği kurgulayarak, bunun 10 yıl sonrasının nasıl olacağını da planlayarak sahip olduğunuz görevin bir sorumluluk ve geçici bir görev olduğunu ve sizin aslında halkın ihtiyaçlarını cevaplamak için vekaleten orada olduğunuzu bilerek mi bir şey icra ediyorsunuz, yoksa sıra bana geldi, ben de bakan oldum, ben de vekil oldum, bu bir mevkidir. Bir süre ben idare edeyim, kendime ve etrafıma çıkar sağlayayım, ondan sonra benden sonrası tufan mıdır? Yani buradaki temel sorunun bu olduğunu düşünüyorum. Elbette ki yapısal çok sorun var. Yani siyasetin temel sorunu bu değil. Mutlaka içinde, yani genelleme yapmak yanlıştır. Hı hı. Ama öyle bir algı var ki sanki siyasetin geneli bu şekilde. Aslında genelinin bu şekilde olduğunu düşünmüyorum. Yani bunun üzerinden popülizm yapmaya çalışıp da işte en temiz biziz, en denenmemiş biziz, hepsi aynı, UBP, DP, CTP hepsini gördük, hepsi aynı diye popülizm yapan Halkın Partisi gibi partiler de var. Yani henüz denenmemiş olmak tek başına ve bizatihi bir kritermiş gibi bunun üzerinden bir prim yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Ama bu her şeyi herkesleştiren, hiçleştiren ve homojen bir bütünmüş gibi gösteren aslında indirgemeci bakış açısının analitik hiçbir boyutu yoktur. Tamamen altı boş bir cümledir. Yani sorunsallaştırıp da peki senin farkın ne diye sıralamaya başladığınızda sorularınızı, hiçbir cevapları yoktur yani buna verebilecekleri. Ama işte böyle bir slogan düzeyinde özellikle yapısal sorunlardan da kaynaklı halkın da tepkisini birazcık da ajite ederek bunun üzerinden parsa kapmaya çalışanlar var ve evet yani burada bir hepsi aynıdır'a yönelik bir algı operasyonu var. Fakat kabul etmek gerekir ki yani özellikle ben kendi partim adına söyleyeyim, Cumhuriyetçi Türk Partisi mutlaka iktidara geldiği dönemlerde kendisinden beklenen her şeyi doğru bir şekilde yaptığı söylenemez. Yani bu yanlışları yani, Cumhuriyetçi Türk Partisi de yaptı. Yaptığı zamanlar oldu tabii ki. Yani bu partizanca istihdamlar vesaireler veya şu anda hükümetin hakikaten artık hukuk dışı sürekli mahkemelerden dönen pespaye politikalarıyla CTP'nin yaptığı hatalar kıyaslanamaz. CTP şöyle diyebiliriz, kendisinden bekleneni, beklentiyi tam olarak karşılayamadığı bir sürü durum oldu. Ama gerek kamu kaynaklarının verimli kullanılması konusunda, gerek bu yasal mevzuatın yürürlüğe girebilmesi ve doğru bir şekilde girmesi, eksik yasaların tamamlanması. Yani bugün vatandaş örneğin hesap sorabiliyorsa iyi idare yasası sayesindedir. Bununla ilgili birçok bugün Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'nin silmeye çalıştığı sendikal haklar ne zaman CTP hükümete geldiyse genişletilmiştir. Örgütlülüğün, örgütlü yaşamın güçlendirilmesi sağlanmıştır. Yığınla örnek sayabilirim. Yani
Zaten partimizde de bir çalışma yapıyoruz. Sürekli böyle her şeyi aynılaştıran ve CTP'yi hiçleştirmeye çalışanlara cevaben hükümette olduğumuz dönemlerde hangi yasaları geçirdik, ne gibi uygulamalar başlattık, yapamadıklarımız neyse de onları da toplumun önüne koyup onun öz eleştirisini de yapmak. Çünkü biz sol bir partiyiz ve yapılanın savunusu gibi yapılamayanın da öz eleştirisi yapılmalı. Bundan sonra neyi yapacağımızı da tamamen bilgi temeli üzerinden nasıl yapacağımızı da halkla paylaşabilme zemini yaratılmalı. Ve bunun oldukça programlanmış ve sistematik bir şekilde anlatılması gerektiğini düşünüyoruz zaten. Yani böyle çala kalem yazılmış hükümet programları, işte sıra bize geldi. Geçen defa ne dediydik, bir paragrafçık da buraya süsleyelim koyalım gibi özellikle yani geçmiş hükümet programlarını okuyan bir vekil olarak da söyleyeyim. Yani hiçbir şey söylemeyen son Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti'nin hızlıca yazılmış hükümet programına baktığınızda hiçbir şey söylemeyen birbirine yapıştırılmış sayfalardır. Yani böyle bir dilek ve temenniler bütünüyle yürütülmez siyaset veya bu toplumun geleceği. Dolayısıyla neyin için dediğini bilen, somut önerilerini ortaya koyan, yeri geldiğinde bir anlaşmanın altına da imza atıyorsa, fizibilitesiyle, efendime söyleyeyim, öngörüsüyle bundan 5 yıl sonra yapılacak olan projenin planlı sonuçlarıyla. Programlı. Aynen öyle. Yani bu ciddiyet gerektiren bir şeydir. Dediğim gibi yani henüz mecliste olmayıp da işte belli bir takım popülist söylemler üzerinden konuşanlar ilk başta ambalaj olarak iyi görünebilir ama ben halkın... Etkili olur toplum üzerinde. Etkili oldu mu ya da? Bir şey söyleyeyim. Sosyolog olarak söyleyeyim bunu. Akdeniz toplumu sadece Kıbrıs'ta değil aslında İtalya'da da böyle, Portekiz'de de böyle baktığınızda galeyana gelmeyi seven heyecanlı bir toplumdur. Yani bütün nidaları bile baktığınızda oleyler falan şeklinde farklıdır Kuzey Avrupa ülkelerinden. Dolayısıyla emosyonel şeyler yani duygu toplumuna konuşan, hitap eden unsurlar elbette ki bir yere kadar tutar ama gündelik hayat duygular üzerinden şekillenen veya sadece duygular üzerinden şekillenen bir şey değil. Bakın bugün akaryakıttan tutun tüp gaza, elektriğe birçok şeye zam geliyor. Yani dövizdeki yükselmeyle de beraber ama bu hükümet maalesef kamu kaynaklarını çarçur ettiği için insanların gelirleri her geçen gün düşüyor, alım güçleri. Yani 1800 küsur civarında olan asgari ücret 630 civarında bir dolara tekabül ederken şimdi 430 dolara tekabül ediyor dövizdeki yükselmeyle ve hayat giderek geriliyor. Şimdi burada istediğiniz kadar güzel cümleler söyleyin, vaatlerde bulunun. Halk neyi nasıl yaşayacağını öngörülü bir şekilde göremezse size güven duymaz. Yani ne Vatan Millet Sakarya edebiyatları aslında bu alım gücündeki gerileme ve yaşam standartının düşmesi. Ülkenin gündemi bu aslında. Tabii. Üstelik ben yani artık seçmenin çok da bilinçli olduğunu da düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Yani eskiden belki Sayın Rauf Denktaş çıkardı. İki tane Rum, üç tane Enosis, bir tane Aritas derdi. Ve o acıları yeniden hani insanların yaşadığı acıları yeniden kaşıyarak bir yere kadar liderlik yapabilirdi. Ama bugün artık öyle değil. Bugün insanların gerek eğitim seviyesi, gerek sorgulaması, gerekse iletişim kanallarının aslında çoğalmasıyla. Yani daha önce daha tekildi bir radyo, bir televizyon belki maddi durumu iyi olanlarda. Şimdi televizyon var, akıllı telefonlar var, bilgisayar var yani. Anında herkes bütün dünyadan haberdar. Evet, evet. Dolayısıyla da hem haberdar olma hem de fikrini beyan etme alanı da sunuyor yani yeni teknoloji. O yüzden bilgi akışı çok hızlı. Bunun insanları hafızasızlaştırdığı bir nokta da var ama bilgi akışı çok hızlı ve bunun üzerinden aslında neyi nasıl seçeceğini daha kolay süzebiliyor ve görebiliyor diye düşünüyorum. Tabii sendikalardan konuşmuşken özel sektörde sendikacılığın sadece toplu iş sözleşmesi yapma, işte örgütleme değil, bu tür bazı olumsuz olaylar, işte kazaları engellemek, işçi ile şirket çalışanlar arasında, devlet arasındaki köprüyü kurmak da var. Kamuda çalışan sendikalarla da ilgili bir yasa önergesi var, bir hazırlık var. Kamuda da sendikaların çok güçlü olduğundan sürekli şikayet edilir, dem vurulur, işte hükümetlerin daha
etkili olduklarını. Bu hazırlığı nasıl görürsün? Bu yasa hazırlığı. Hemen şimdi konu oraya gelmişken. Direkt sendika düşmanlığıdır ve aslında bir intikamcı yaklaşımdır diye düşünüyorum. Sadece öğretmenlerle ilgili hazırlanan değil, aynı zamanda hem kamuda olacak olan sendikaların genelini kapsayacak olan profesyonelliklerle ilgili hem de KAS çalışanlarına yapılanlar bir paket olarak görülmeli. Bu tartışma nasıl başladı aslında? Bakıyorsunuz Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın bir ajanda hikayesi oldu. O ajandada yazılan şeylere katılırsınız ya da katılmazsınız. Orada bugüne kadar resmi tarihin anlattığı şeylerin dışında alternatif bir tarih anlayışı koyuyor. Ve belki bu konuda... Doğru muydu yani bunun yapılması? Yo, ben doğru yanlış diye yargılamıyorum ama bir sendika kendi üyeleri için insanların duygusunu rencide etmeyen alternatif tarih okumaları sunan çalışmalar yapabilir. Yani bugün ülkede yüzleşme üzerine konferanslar veriliyor, kitaplar çıkıyor. Bütün dünyada yüzleşmeyle ilgili tartışmalar sürüp gidiyor. Katılırsınız ya da katılmazsınız. Üyeleri o sendikanın yaptığını doğru bulmuyorsa onu sorgulama üyesinin aslında görevidir. Yani eğer siz sendika yönetiminizin yaptığı işleri doğru bulmuyorsanız totalde, o zaman o günü demokratik geldiğinde temsil kanallarını kullanarak günü geldiğinde eğer seçim oluyorsa seçersiniz veya seçmezsiniz yeniden o arkadaşları. Veya gider iletişim kurarsınız. Bu üye ile sendika yönetimi arasında bir şeydir. Ama burada hükümet aslında resmi tarihin sorgulanmasına karşı şu mesajı vermeye çalışıyor. Sen, nitekim Sayın Özgür Gün'de... cezalandırma gibi bir şey yok ama hadlerini aştılar gibi çok aslında yani illiyet bağ açısından da insanın hani komik bulacağı bir cümle etti. Cezalandırma gibi bir şey yok. Bu öneri cezalandırma değil ama hadlerini aştılar. Aslında had bildirme olduğunu kendi cümleleriyle telaffuz ediyor. Siz bizim istediğimiz, bizim inandığımız, bizim bu topluma doğru diye öğrettiğimiz veya ezberlettiğimiz tarih anlayışı dışına çıkamazsınız. Çünkü bakın aslında resmi tarihler bir ulus kurgusu yaratırken o ulusal hafızayı inşa etmenin de aracıdır. Yani bazen olan gerçekleri doğrudan yazmış olma değil de olan gerçekleri kurmak istediğiniz ulusu inşa etmek için saptırdığınızda istediğiniz yöne götürebilirsiniz. Aynen öyledir ve yani dünyada revizyonist tarih çalışmaları 1980'lerden itibaren tüm dünyada var. 1990'lardan sonra Türkiye'de enstitüler kuruluyor ve o güne kadar süre gelen ve resmi tarihin dışladığı bir sürü hikaye de araştırmacılar ve tarihçiler tarafından yapılıyor. Bu akademinin işidir zaten. Ülkemizde de başta Profesör Niyazi Kızılyürek olmak üzere birçok kıymetli tarihçi ve araştırmacı da alternatif tarih çalışmaları ortada koyuyorlar ve anayasal bir hak olan yani kitap basma, ifade etme fikir, ifade etme özgürlüğü çerçevesinde de insanlar bunları alıp okuyorlar. Yani bu gerçeklerin bir kısmını ifade eden bir ajanda çıktı diye bunu bir tamamen toplumu kutuplaştırmaya yönelik bir infiale doğru kışkırtan hükümet, bence sorumlu bir hükümetçilik anlayışı değildir. Hemen milliyetçi dernekleri bir araya getirme, KİTÖS'ün önüne gidin diye kamu görevlilerine çağrı yapma. Bu hükümetin yapacağı bir şey değil. Hükümet böyle durumlarda toplumsal kaos olmaması için aslında çaba taraf koyması olmaz gerektir. Ve evet, taraf oldular. Yani bu olaydan aslına baktığınızda 1,5-2 hafta önce de maalesef çocuklarımızın ölmesine neden olan o trafik kazasına öğrenciler ve öğretmenler tepki koyuyor diye sendikaları suçlayan, bunlar kamu görevlisidir, niye dairelerinden çıkıyorlar, okullarından çıkıp başbakanın önüne geliyorlar diyenler, aradan 2-3 hafta geçtikten sonra kamu görevlilerine KİTÖS'ün önüne gidin, eyleme katılın çağrısı yaptılar. Yani bu anlayış yıllardır bu toplumda birilerini vatan haini ilan eden, ötekileştiren, hedef gösteren, sürekli kutuplaşmadan kendini alan açmaya çalışan bu anlayışın çok sorumsuz bir anlayış olduğunu düşünüyorum ve demokrasi kültürünü katleden bir anlayış olduğunu düşünüyorum. Daha sorumlu siyaset yapmak zorundayız biz. Partilerimiz veya siyasal görüşlerimiz farklı olsa da ama bu sorumsuzluk maalesef çok egemen. Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'ye müzakere sürecinde de yani 8-9 aydır görüyoruz. Dışişleri Bakanı bazında, Maliye Bakanı bazında Sayın Akıncı'ya yöneltilen mesnetsiz, kimi zaman edep sınırlarını zorlayan eleştirileri. Dolayısıyla
oradaki anlayıştan herhangi bir dönüşüm veya toplumsal fayda çıkacağına inanmıyorum. Ve asla da yani o zihniyetle aynılaştırılma ve hepsi de aynı demek bunun çok haksızca ve yanlış bir düşünce acımasız olduğunu düşünüyorum. Tabii. Dışarıda da biraz konuştuk. Bir seçim beklersiniz 2017 için de. Şimdi biraz sürece bağlı. Şimdi, hükümetin icraatlarına baktığınızda aslında seçim yatırımı yapıyormuş gibidirler. Yani işte Sayın Başbakan asgari ücreti 2000'in üzerine çıkaracaklarını, sonra Çalışma Bakanı da öyle bir şeyler söylemişti. Zaten olması gereken gerek hayat pahalılığı gerek bu enflasyonist etkiler sonucunda alım gücünün düşmesinden dövizden dolayı zaten 2000'lerin üstüne çıkması gerekiyor da bir yandan bunu böyle sunuyor olmaları. İşte bu her gün vatandaş yapıyor olmaları. Yani dün Sayın İçişleri Bakanı Kutlu Evren'e dedim ki Sayın Bakan yani hükümet azınlık hükümetiniz kurulduğundan bugüne yaklaşık bir 7-8 aylık süre içerisinde toplam kaç tane vatandaş yaptınız? 2000-3000 civarındadır dedi. Bunların da 200 kadarı Bakanlar Kurulu kararına inanmış. Şimdi 2000-3000 civarında vatandaş yapmak demek bir seçim yatırımı demektir. İkincisi aslında müzakereler bu şekilde sürerken ve Sayın Cumhurbaşkanı veya Cumhuriyetçi Türk Partisi defalarca müzakereleri zora sokacak bir vatandaşlık politikasına aslında müsaade etmeyeceğimizi, bunun doğru olmadığını. Çünkü biliyorsunuz Sayın Anastasiadis 2016'nın sonuna kadar vatandaş olan herkesin çözümden sonra federal devletin vatandaşı olmasını kabul etti. Bu aslında radikal bir adım Kıbrıslı Rumlar açısından ve Rum yönetimi açısından. Ama siz göstere göstere olmayacak bir vatandaşlık politikasıyla gene 2000-3000 kişi tam da rakam veremedi. Yani Kıbrıs konusuyla ilgilidir bu yoksa seçim yatırımı? İkisi de. Bence ikisi de. Ve maalesef yani temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde düşünülen bir şey değil. Yani siz eğer vatandaş yaptığınız insana nitelikli eğitim hizmeti veremiyorsanız, nitelikli sağlık hizmeti veremiyorsanız, o insanın kişi olarak barınmasından düzenli bir gelire, kendi hayatını idame ettireceği bir gelire tüm koşulları sağlayamıyorsanız, o zaman verdiğiniz vatandaşlık... Yani bir devletin yapması gerekenleri vatandaşınıza yapmıyorsanız... Tabii. Bakın anafartalar meselesinde sormuştunuz ya, yani bugün şu anda eğer orada gerçekten bir ihtiyaç varsa ilkokulun büyütülmesine ve belli şeylerin taşınmasına şehir dışına, bu aslında bu ülkenin altyapısının, okullarının, hastanelerinin gelen nüfusu, vatandaş yapılan nüfusu artık taşıyamıyor olduğunun göstergesidir. Yani gelen insanlar candırlar, öyle insandan bahsediyoruz yani. Ve o insanı sen eğer vatandaş yapıyorsan ihtiyaç duyduğu şeylerin altyapısını kurmuş olmalısın. Kaynakların belli, altyapı belli, ortada. Yapılması gereken şeyler belli ve siz hele daha hellim peynir dağıdır gibi vatandaşlık dağıtıyorsunuz. İşte popülizm budur. İş bilmezlik veya yani hiçbir planlama olmadan, öngörü olmadan siyaset yapmak. Ve geleceği de buna göre ipotek altına almak aslında budur. Çünkü yapılan hatalar giderek katmerlenerek çoğalıyor. Ve yani sizin iktidar olmanız durumunda bu hataları da öyle bir yılda iki yıla temizlemeniz de mümkün değil. Yapılan bütün yanlışlıkları. Bütün toplum bunu ödeyecek. Tabii. Yani bütün yaz dönemi boyunca meclis kapalıyken yaptıkları usulsüz uygulamaları mahkemelere taşımaktan hukuk bürosu gibi bir noktaya geldi Cumhuriyetçi Türk Partisi. Çünkü o kadar çok yasal problem yaratan ve yasaları ihlal eden kararlar alıyorlar ki mahkeme kapılarında bekler olduk artık. Yani üzerine doğrusunu isterseniz hatalarını anlatmaktan da sıkıldık. Yani bir tane de iyi bir şey yapsınlar istiyorum ben ve en azından sorumlu yani bir... İyi bir şey yasaya çıkıp bunu anlatacaksınız, tebrik edeceksiniz. Ha bakın onu söyleyeyim. Bir tane iyi bir şey yaptıklarını düşünüyorum. Sayın Faiz Sucuoğlu'nu tebrik ederim ki bu terminal durumda olan kanser hastaları için kanabis oil yağı kullanımıyla ilgili bir bakanlar kurulu kararı çıkardı. Umarım bunu ileriye götürür. Çünkü ithalatıyla ilgili zorluklar var. Doğruya doğru demek konusunda bizim bir problemimiz yoktur. Çünkü yapılan doğru bir şey yapılıyorsa kamusal fayda güden bir şeydir demektir. Ve bütün insanlara eşit şekilde aslında fayda üretecek demektir. Onu Ulusal Birlik Partisi yapmış, Demokrat Parti yapmış,
Orada yani onlar önemli yaptı diye. Önemli olan toplumsal kazanç, kim tabii isterse yapsın. Yani etkin ve sorumlu muhalefetin gereği de o. Ama yani maalesef çok az iyi şeyler. Kısa bir araya gidelim. Tamam. Bir reklam arası verelim. Bir soluklanalım. Devam edelim. Tamam. Kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra gündeme bakış devam ediyor. Evet, gündeme bakış devam ediyor. Cumhuriyet Türk Partisi milletvekili Sayın Doğuş Derya bizimle beraber bugün ve hemen sizden gelen mesajları okuyalım. Türkiye'de bölücü örgütler arasında mesafe koyamayan, adeta Türkiye'yi iç savaşa sürüklemeye çalışan HDP ile kol kola olması durumunu Kıbrıs Türk siyasi hayatını adına hangi noktaya koyarsınız? Soruyoruz. Kıbrıs'ı birleştirmek, barışa ulaşmak isteyen bir siyasinin Türkiye'yi bölmeye çalışan bir siyaset anlayışıyla ne gibi ortak noktası olabilir diyor. Çok iyi bir soru oldu. Çok teşekkür ederim kim sorduysa bunu. Çünkü uzun süredir aslında bunun üzerinden bir hedef gösterilmem söz konusu. Halkların Demokratik Partisi Türkiye'de kurulmuş meşru bir siyasi partidir ve bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir partidir. Bir PKK ile eşleştirerek HDP'yi aslında sanki PKK'nın yaptığı silahlı mücadeleyi HDP yapıyormuş gibi göstermeye çalışan bir grup insan var ve bunun üzerinden de HDP'ye bakışımı, yani benim sanki PKK'lıymışım gibi lanse etmeye çalışıyorlar. Ben PKK'ya kesinlikle karşıyım, onu söyleyeyim, ama Halkların Demokratik Partisi bugün bir Türkiye Partisi olarak kurulmuş ve %13 oy alıp da aslında 7 Haziran seçimlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yerini almış bir partidir. Sadece Kürtlerin partisi değildir. Bütün söylemlerine, ürettikleri bildirilere, programlarına baktığınızda emekçilerin, kadınların, Türkiye'de ezilen bütün halkların, yani görünmez kılınan bütün halkların aslında Ermenilerden Alevilere, Süryanilere, bir sürü de insanın aslında sesi olmaya çalışan, barış politikası yapan bir partidir. Dolayısıyla benim HDP'nin zaman zaman ortaya koyduğu söylemleri, evrensel düşünen bir insan olarak evrensel söylemleri ve Türkiye'nin de çok aslında faydasına olabilecek, Türkiye gibi zengin, kültürel olarak hakikaten çok geniş bir sürü etnik unsur barındıran ve bundan dolayı da aslında çok güzel bir demokrasi örneği olabilecek bir ülke olan Türkiye'nin böyle söylemlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ama ben sadece Halkların Demokratik Partisi'ni takip etmiyorum. Yani İngiltere'de İşçi Partisi'ni takip ediyorum. Avrupa'da Radikal Sol, Podemos gibi partileri de takip ediyorum. Yunanistan'da Syriza ne yapıyor? Latin Amerika'da neler oluyor? Örneğin biliyorsunuz son Brezilya'nın kadın başkanı Dilma Rousseff bir şekilde zorla alaşağı edildi iktidardan. Bunları takip etmenin de hem sol görüşün hem bir feminist olarak evrensel bakan birinin önemli bulması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Artık bizim özellikle bölgemizde ilişkili olduğumuz coğrafyalar, yani bugün Rusya'nın işte doğalgaz konusundan dolayı Kıbrıs sorununun neresinde duruyor? Çözümü sağlayıcı, itici bir güç mü, yoksa kendi çıkarları için pazarlık yapan arka planda bir güç olarak mı duruyor? Suriye'de olanlar, IŞİD tehdidi, bütün bunları aslında eğer siyaset yapıyorsanız ve sorumlu siyaset yapıyorsanız zaten bilmeniz gerekiyor. Bilmeden yapıyorsanız, bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olan birisiniz demektir ki ben siyaseten bunun çok tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz birilerinden oy talep ederken bir sorumluluk talep ediyoruz aslında. Yani dile getirmek istediği sözleri dile getirecek olan ve onun ihtiyaçlarını karşılayacak politikalar üretecek bir sorumluluktur. Bu bir mevki değildir. Dolayısıyla benim yani HDP'yi de, AKP'yi de, CHP'yi de ne söylüyorlar, nasıl söylüyorlar, gelecek vizyonları açısından neler ortaya koyuyorlar diye takip etmem kadar doğal bir şey olamaz. Bunun üzerinden bana bölücü demeye çalışmak veya işte PKK'lıymış gibi göstermeye çalışmak beni en hani düşük, nasıl söyleyeyim bunu, kibar deyimle terbiyesizliktir kısacası.
Evet, bir başka mesaj. Kıbrıslı Türkler Türkiye'nin garantörlüğünü yere almayacağı bir anlaşmaya asla evet demeyecektir. Hı hı. Böyle bir yorum var. Şimdi Kıbrıslı Türklerin güvenlik ihtiyacı tabii ki çok önemli ve bir çözümde evet çıkmasını istiyorsak sadece Kıbrıslı Türklerin değil aslında Kıbrıslı Rumların da ve bu ülkede yaşayan diğer halkların da kendini güvende hissedebileceği bir anlayışın geliştirilmesi gerekiyor. Nitekim bunu Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. Şimdi 1960'ların koşullarına baktığınızda o dönem 2. Dünya Savaşı'ndan çıkılıyor. Bunun üzerine ulus devletler, antikolonyal mücadeleler var ve bir militarist hava hakim aslında dünyaya. Dolayısıyla o dönemin güvenlik anlayışı ki Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasal düzenini garanti altına alan bir anlayıştı. Yani Kıbrıs Cumhuriyeti'ni garanti altına alan bir şeydi. Sadece Kıbrıs'ta Türkleri de değil. Dolayısıyla o dönemin militarist bir garanti anlayışı vardı. Bugün başka terimlerle düşünmek zorundayız aslında artık güvenliğim. Yani teknoloji o kadar hızlı ilerlemiş ki, yani üstelik de coğrafi olarak aramızda çok yakın bir mesafe olan bir ülkeden bahsediyoruz. Burada Kıbrıs'ta Türklerin can güvenliğini, mal güvenliğini tehdit edecek herhangi bir durum olduğunda zaten an meselesi Türkiye'nin buraya gelmesi. Ama biz geleceğimizi sürdürülebilir, sustainable dediğimiz böyle güçlü bir şekilde inşa edeceksek bu sadece askeri bir güvenlik anlayışı üzerinden olmaz diye düşünüyorum. Örneğin Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk iş insanlarının işbirliği yapabilmesi, birlikte ortak yatırımlar yapabilmesi bence ekonomik güvenlik açısından önemli bir faktördür. Veya kültürel alanda işbirliği, sosyal ve siyasi alanlarda birbirimizin çıkarlarının ortaklaşması. Yani bugüne dek müzakere dili hep etnik temelden ifade edildi. Yani nasıl oturuldu masaya? Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak oturuldu. Çünkü milliyetçilikten miras kalan bir sorundur aslında Kıbrıs sorunu. Eğer bir federal devlet kurulursa bugün bizi dil din olarak ayrıştıran şeylerin dışında ortaklaştıran sorunlara ortak çözümler üretmek zorunda kalacağız. Yani örneğin ev içi şiddete karşı Kıbrıslı Rum, İngiliz veya işte Kıbrıslı Fark Türk etmemiş. Kadınlar birlikte hareket edecekler. Orada etnik kimliklerin aynen. Yani ortak soruna ortak çözüm üretme aslında bir güvenlik anlayışıdır. Gençlerde bugün işsizlikle ilgili bir sıkışma, düşük ücretlerle ilgili bir sıkışma yaşanıyorsa bu bir Kıbrıslı Rum gencinin de Kıbrıslı Türk gencinin de ortak sorunudur. Dolayısıyla orada müşterekleşme aslında birbirine olan ihtiyacın ve karşılıklı bağımlılığın artması. Güneyde de bu şekilde düşünen insanların çoğalması gerekmez. Bunun çok önemli için. Tabii ki. Yani böyle düşünen insanlar hiç de azımsanacak durumda değildir ama bütün genel içerisinde oransal olarak nereye tekabül ettiklerine baktığınızda bizde olduğu gibi daha az aslında bir orandadırlar. Ama bunun da normal olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü birlikte yaşam pratiği son 40 yıldan fazla bir süredir yok aslında baktığınızda. Yani bir çatışma edebiyatı var. Bunun background'unda duran bir tarih var sonuçta. Ve yeni nesiller aslında hep o ayrışma dili üzerinden bir araya gelmişler baktığınızda, büyümüşler. Bundan sonraki süreçte bir federal devletin tesis edilip de yavaş yavaş oturmaya başlamasıyla beraber ortaklaşma alanlarının daha çok açılacağını düşünüyorum ben. CTP seçiminden korkuyor mu? Halk üzerinde böyle bir ima oluştu. Sayın Derya'nın CTP'nin vizyonu dışına taşan bir vizyonu var. Bunun için ne söylemek ister? CTP'nin geçmişte hataları var. İşte CSM lisansları gibi, KTHY gibi. Bunlar da gelen eleştiriyor. CTP'nin seçimden korkmak için hiçbir nedeni yok. Onu söyleyeyim. Yani biz planlarımızla, projelerimizle herhangi bir erken seçim olması durumunda halkın önüne çıkacak kadar derinlikli çalışmalarımızı zaten şu anda yürütüyoruz. Yeni CTP derken de aslında sadece kadroları manasında bir yenilenmeden değil, bundan önceki siyaset yapma biçimlerine de yeni bir tarz ve şekil getirerek ve tamamen bilimsel temel üzerinden rasyonel politika. Bakın bu ülkedeki en büyük
eksikliklerden bir tanesi rasyonelleşmiş ve billurlaşmış politikaların aslında çok az çıkmasıdır. Yani hep bir devletleşme sorunu olduğu için, modernleşme süreçleri hep sürekli sekteye uğrayan bir toplum olduğumuz için dünyadan kopuk, kesintilerle ve zikzaklarla giden bir sosyolojik sürecimiz var baktığınızda. Dolayısıyla bunun içerisinde işte gündelik ihtiyaçlara cevap verme üzerinden ve oluşan işte birbirine klientelist, patronaj ilişkileriyle bağlı bir sosyolojik yapıya konuşan bir siyasi biçim oldu. Hayır, biz ne söylediğimizi, niçin söylediğimizi topluma doğru anlatan ve tamamen bilimsel temeller üzerinden bir politik anlayış çerçevesinden yaklaşıyoruz. Bu bağlamda da ne seçimden korkumuz var ne de halktan, yani sonuçta seçim halka başvurmaktır. Halktan onay talep etmektir. Bu onayı talep ediyorsanız ortaya bir önerme koymanız gerekiyor. Önermeleri en hazır partinin de biz olduğumuzu iddia ediyorum. Yani işte bu yeni jenerasyon temizlikçi siyaset, popülist siyaset sürekli CTP'nin yani seçimden korktuğu üzerinden bir dil geliştirmeye çalışıyor ama bizim kadrolarımızdaki en zengin, yani baktığınızda kadrolar yine siyasal parti olarak CTP'de. Dolayısıyla böyle bir şeyden korkmak gibi bir şeyimiz yok. CTP'nin vizyonuyla ilgili dışına taştığım noktalarla ilgili bir soru var. Zannederim onun ne olduğunu daha somut söyleyebilirse sevgili seyirci. Çünkü ben yani bir şey görmüyorum, vizyon taşması gibi bir nokta görmüyorum ama belki somut olarak. Henüz o noktaya gelmedik. Tabii enerji anlaşması meclisten geçti. Orada hem sizin hem Sayın Hasan Ulaş Altıoğlu'nun bir tepkisi oldu. Enerji anlaşmasına CTP'de Çin evet dedi, siz niye hayır dediniz? Ve ondan sonra yaşanan süreç nedir sizin açınızdan, ki MYK'dan bir istifa söz konusu oldu. Nedir, neydi bunun? Şimdi sebebi? Bakın, bu kablo ile elektrik gelmesi hususunda başta Enerji Bakanı Sayın Sunat Atun olmak üzere sürekli halka dezenformasyon yapmak suretiyle bir algı operasyonu yürütüyorlar ve aslında bizim partimizin de Avrupa Interconnect'te sistemine bağlanmayı savunan bir noktada durmamızın yanında sanki Avrupa'ya bağlanacakmışız gibi lanse ederek aslında bizi Türkiye'deki bir santrale alım garantili bir anlaşmayla tekelleşmeye yol açacak şekilde bağlama çabaları Sayın Atun'un devam ediyor. Biz bununla ilgili mecliste genel görüşme de talep etmiştik ve 25 Ekim tarihli genel görüşmede bir saate yakın bir konuşmam var orada. Birçok soru yönelttim ben Sayın Atun'a orada. Gerek işin fizibilite raporunun hazırlanmamış olması ve Sayın Atun'un aslında çok ucuza elektrik tüketeceğiz, temiz enerji tüketeceğiz üzerinden söylediği doğru olmayan bilgileri hem finansal olarak hem de teknik açıdan deşifre eden ve ayrıca bu kablo ile elektrik anlaşmasının bu kadar apar topar yapılmasının siyasi boyutlarını da ortaya koyan bütünlükle bir konuşmadır. YouTube'da vardır. İzlemek isteyen arkadaşlar Elsen Doğuş Derya yazıp o konuşmayı bulabilirler. Orada bir iki tane nokta vardır üzerinde. Teknik ve detaylı bir konu olduğu için uzun uzun anlatmayacağım şu anda enerji meselesini ama orada üzerine durulması gereken birkaç nokta var. Biliyorsunuz bu ülkeye Sayın İrsen Küçük döneminde 2010'da yapılan bir anlaşma sonucunda asrın projesi, işte manevi bağlar ve benzeri can suyu üzerinden anlatılan bir edebiyatla beraber su getirilmesi projesi söz konusu oldu. Şimdi Türkiye'nin kendi jeopolitik ve jeostratejik çıkarları açısından da bu önemli. Bu ülkenin de suya ihtiyacı vardı. Elbette ki bizim açımızdan da suyun gelmesi önemli. Fakat eğer ben bir Kıbrıslı Türk vekilsem, benim halkımın özne olduğu, iradesinin hiçbir şekilde bypass edilmediği ve eğer halkım örneğin döşenen boruların da parasını ödüyorsa ve şu anda faturalara yansıyan miktara baktığınızda aslında sadece suyu değil döşenen fatura... Yani o maliyeti de var bu suların parası. Tabii ki. Yani şu anda biz örneğin Lefkoşa'da 7 TL'ye tüketiyoruz ve belediyelerin bir kısmı ciddi mali sıkıntı yaşıyorlar bundan dolayı. Ben Türkiye ile eşit ilişki,
Sayın Akıncı'nın deyişiyle kardeş ülke ilişkisi kurulması ve bu karşılıklı ihtiyacın aynen Rumlarla ne kadar ortaklaşabilirsek ve birlikte hareket edebilirsek Türkiye ile de eşitlik temelinde birlikte hareket edebileceğimiz zeminlerin oluşmasına çok önem veriyorum. Ama bugüne kadar bu ana yavru ilişkisi içerisinde bir hami ve mütehami olarak tesis edilmiş ve sanki manevi bağlar için geliyormuş gibi görünen ama ciddi bir ranta dönüşen su meselesinde olduğu gibi elektrikte de böyle bir şey olma olasılığını görüyorum. Olma olasılığı da demeyeyim, böyle olacak diyorum. Yani çünkü geçen gün bu uluslararası sözleşme mecliste onaya sunulurken biz çok iyi biliyorduk ki Sayın Sunat Atun Adana'da, nitekim başkanımız Erhürman'da kürsüden de yöneltti bu soruyu, alım garantili bir anlaşma için çalışmalara başlamış. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin koyduğu birçok önemli şerh var orada. Biliyorsunuz işte Kıpte'nin güçlendirilmesi, arz güvenliği sağlayacak bir senkron paralel bağlantının olması, ünite yönlendirme dediğimiz ve bizi bir santrale bağlayıp oradan sadece elektriğe bağımlı hale geleceğimiz bir şeyin olmaması gibi önemli şerhler konuldu CTP'nin evetinin içinde. Bu şerhler de var. Siz neden hayır dediniz o zaman? Ben zaten önümüze gelecek olan bu anlaşma, yani alım garantili anlaşmayı biliyorum, görüyorum ve CTP'nin kesinlikle hayır demesi gerektiğine inanıyordum. O şerhleri koyup da niye koyduğumuzu anlatmak yerine güçlü bir şekilde argümanlarımız ortada Erçin Bey. Yani ben Sunat Atun ve Ulusal Birlik Partisi'nin bundan önceki pratikleri içerisinde yaptıkları şeyin bu ülkeyi daha çok bağımlı hale getiren, irademizi yok eden bir noktada olduğunu biliyorum. Dolayısıyla da Türkiye ile eşit ilişki kuran, Türkiye'nin bize şunu yapmazsanız ben de bunu yapmam ha diye tırnak içinde aslında şantaj yapmayacağı belli yetkililerin bir ortam kurulması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla özellikle de işin hukuki, teknik, finansal boyutlarını çok çalışmış biri olarak, yani ben son 4 aydan fazla bir süredir düzenli olarak bu enerji politikalarını detaylı bir şekilde çalışıyorum. Türkiye'nin hedeflediği şeyin aslında bir yandan da bir çözüm olması durumunda adadan asker çekme ihtimaline karşı bir miktar ekonomik kaynaklar üzerinde de söz hakkına sahip olan kendince yine rasyonel bir politika izlediğini düşünüyorum. Peki burada Kıbrıslı Türkler olarak biz neredeyiz özne olarak? Bundan dolayı bu anlaşmanın da, bu enerji işbirliği protokolü anlaşmasında diğer alım garantili enerjiyle ilgili bizi bağımlı hale getirmeye kalkacak olan anlaşmalara bir ilk adım olduğunu düşünüyorum ve bir meşruiyet kazandırmaktı ona evet demek. Buna kesinlikle hayır diyeceğimi zaten Merkez Yönetim Kurulu'nda da söylemiştim. İstifa nedenim de MYK'dan. Şimdi ahlaki bulmadım, yani ben MYK'sında bulunuyorum bir partinin ve bir MYK üyesi olarak oy çokluğuyla alınmış bir kararla gidip de oradan bu ne CTP'den vazgeçmektir ne mücadeleden vazgeçmektir ama doğru değil. Yani oradaki yaklaşım ile uyumlu olamayacağımı fark ettim. Bu da böyle tali bir mesele de değildi. Hani daha küçük meseleler olur, her partide görüş farklılıkları olur, bu zenginliktir. Tartışırsınız, uzlaşırsınız ya da uzlaşmazsınız. Bir çoğunluk kararı üretilir. Çok da aksi bir şey değilse sizin için, politik duruşunuz açısından veya bilginiz açısından aksi bir şey değilse uyum da gösterirsiniz zaman zaman. Yani burada bir problem yoktur, bir inatçılık yok. Bu benim için asla ve asla evet diyemeyeceğim bir şeydi. Herhal ve şartta birçok da nedenim vardır yani bununla ilgili. Bunun yanında başka bir takım yaklaşımla ilgili de sıkıntılarım vardı. Oradaki ekibin sağlıklı çalışabilmesi için mümkün olduğunca uyumlu bir komite olarak gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani şerhler yeterli olmayacak. Ben yeterli bulmuyorum, evet. Sebep bu. Birlik beraberlik unulması gereken bir zamanda partiyi yıpratmak için el ele verdiniz. Tufan Bey bunları hak etmedi. Talat zamanı bunları neden yapmadınız demiş. Yani kimin söylediğine bağlı. Ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne zarar verecek hiçbir şey yapmadım. Eğer bir hesapları varsa gitsinler bundan önce. Partiyle ilgili sorumsuzca davranan ilçe başkanlarından geçmiş yöneticilere kadar onlara sorsunlar. Doğru bulmuyorum. Bunlar bu tip yargı dolu ve haksız yere suçlayıcı açıklamalarında okunmasına doğru bulmuyorum. Çünkü saçmalıktır söyledikleri.
Tek kelimeyle tabii saçmalıktı. Tabii ki bu sefer de okumadınız diye. Evet. Bize gelen eleştirileri var. İzleyici gönderiyor. Biz de okuyoruz. Garantiye neden ihtiyaç var? Sizce kurumlara güvenebilir miyiz? İşte böyle ontolojist yerlerden konuşulmaz bu. Yani Rumlar dediğiniz şey homojen bir grup değil. İçlerinde çok faşizan unsurlar olabildiği gibi ömrünü barış çalışmalarına adamış, birlikte yaşamak için mücadele eden insanlar da var. Yani dolayısıyla ben orada böyle homojen bir total değil de az önce açıkladığım gibi işbirliği yapılabilecek ve burada nasıl bir aşırı Türk milliyetçisine karşıysam aşırı bir Yunan milliyetçisine de aynı oranda karşıyım ve o şekilde karşı mücadele edebileceğimiz unsurların da olduğu bir entite olarak bakmak lazım. Biz burada bir devlet kuruyoruz. İki bölgelilik, iki toplumluluk, siyasi eşitlik garanti altına alınmış. Birçok unsuru hali hazırda zaten uzlaşılmış. Dolayısıyla da yani hatta bana sorarsanız bir gevşek federasyon yani konfederasyona yakın bir modeldir. Şu anda masada tartışılan ben örneğin federalist bir kişi olarak merkezi daha güçlü bir federal çözümü tercih ederdim. Burada herkes bir şekilde compromise dediğimiz kendince bir fedakarlık yaparak çünkü bir çatışma olmaz tabii zaten. Yani çatışmayı son bulduracak ve birlikte bir yaşamı kuracak, yurdu kuracak olan bir anlaşma görüşülüyor. Dolayısıyla bu iş öyle Rumlara güvenir miydik, Türklere güvenir miydik şeklinde konuşulacak bir şey değil. Siyasi eşitliğimiz garanti altında mı? Çocuklarımızın geleceği bugünden daha mı iyi olacak? Ekonomik durumumuz nasıl olacak? Şu anda içinde yaşadığımız izolasyon koşullarından çıkmanın kanalları neler olacak? Bunlarla ilgili kendimizi nasıl hazırlayacağız? Çözümün maliyeti ne olacak? Örneğin Euro'ya geçilecekse bunun geçiş süreci nasıl olacak? Bu soruları sormamız lazım. Yani artık böyle özcü bir şekilde Rum, Türk diye konuşacağımız bir şey değil. Dünyada 2. Dünya Savaşı'nı yapmış ve ondan sonra... Onlar yani, artık aşıp geleceği... Tabii canım yani bugün konuşmak. Başka koşullar üzerinden düşünülmesi lazım. Ceza yasasının değişim yıl dönümü yaklaşıyor. Hı hı. 27 Ocak'ta evet. Değişmişti. Bu konuda ne değişti? Ne yapılması gerekiyor? LGBT hakları ne durumda? Teşekkürler demiş. Hı hı. İzleyicimiz. Yani homofobi açısından ülkemizde çok fazla bir şey değişmedi. Belki biz o dönem Sayın Erhürman ve Sayın Özden Efe ile beraber hakikaten çok çaba gösterdik. Ve sadece bu eşcinselliği suç sayan maddeyi değil 44 maddelik bir değişiklik yapmıştık. Ceza yasasında önemli bir reformdu o. Ve homofobiyi de engelleyici en azından kamudan hizmet alırken LGBT bireyler bir takım yaptırımlar da koymuştuk ceza yasasına. Bu konudaki farkındalığın bir miktar yükseldiğini düşünüyorum ben toplumda. Yani bunu dile getiren sivil toplum örgütleri ve sorumlu kişiler olduğu müddetçe bu farkındalık yükseliyor. Ama yani homofobinin son bulması için belki... Şu da lazım yani bu sadece homofobi değil cinsiyetçilik diyebileceğimiz genel veya türcülük olarak da adlandırabileceğimiz yani ayrıştırıcı bakış açılarının kadınlara yönelik şiddet de çok fazla değişmedi. Yasalarını yaptık yani toplumsal cinsiyet eşitliği dairesi yasasını, teşkilat yasasını ben yazdım. Hala daha kurumsallaşmadı baktığınızda hala daha bir sığınma evi de yok. Aile yasasını değiştirdik. Kadınların haklarında iyileştirmeler yaptık. Çocuk haklarında bir takım iyileştirmeler yaptık. Ama toplumsal algılar daha yavaş değişen şeylerdir. Belki LGBT aktivizminin de artık kimlik politikası yapma yerine somut taleplerle gelmesi lazım diye düşünüyorum. Yani bir şey değişecekse bu yukarıdan yapılacak bir şey değildir. Yani ben her zaman şunu söylemişimdir. Eğer siyahların mücadelesi olmasaydı, ırkçılık karşıtı mücadelesi olmasaydı bugün ırkçılığın ne kadar korkunç bir aslında suç olduğu bilinmeyecekti. Yani aşağıdan tabandan gelen LGBT aktivizmi kimlik politikası dışında yani ben lezbiyenim yani ben gayim demek yerine. Hakkını alamadığını düşünen de hakkını her platformda aramalı. Yani şunu söyleyebilmeli örneğin mesela kadın hareketine baktığınızda şunu çok somut söylüyor. Örneğin bakım hizmetleri ile ilgili her şey kadınların sırtına yükleniyor bu ülkede. Kreşler
bedava kreşler yok. Eğer single mother dediğimiz tek ebeveyn bir anneyseniz örneğin, çocuğunuzu çalışabilmek için bir kreşe bırakmanız gerekiyor. Aldığınız para asgari ücretse 1800 küsur civarında. Özel bir kreş söz konusu olduğu için çocuğunuzu bırakacağınız 800-900 TL'de maaşınızın yarısını zaten kreşe vermek zorundasınız. Somut bir talep var ortada. Kreş istiyorum diyor. Veya yaşlı bakım evleri yeterli değil devletin yaşlı bakım evlerine baktığınızda. Kim bakıyor bir yaşlı hasta olduğu zaman? O evin kızı, gelini falan bakıyor. Dolayısıyla yaşlı bakım evi istiyorum diyor. LGBT aktivizmi yürüten arkadaşlar ne istediklerini somut olarak, yani ben lezbenin bengeyim üzerinden bir politika yapmak yerine benim insanca yaşayabilmem için gereken şunlar şunlar şunlardır diye yasal ve kurumsal düzeyde somut taleplerle gelmeleri gerektiğine inanıyorum. O zaman hareket çok daha güçlenecek ve değişim çok daha güçlü olacak diye düşünüyorum. Evet, son 5 dakikamız. Son 2 mesaj okuyalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi fabrika ayarlarına geri dönebilecek mi? Diyor bir izleyici. Çözüm olmazsa yeni yol mümkün mü? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Türk Devleti'ne dönüştürülebilir mi? Vallahi böyle iki soru. İkisi de güzel sorular. Yani Kıbrıs Türk oluşturucu devletine dönüşecekseydi anlam planına verilen güçlü evetten sonra dönüşebilirdi ama bu da bir rotadır. Yani eğer ayrılıkçı bir şeye hizmet etmek yerine yine yani adanın birleşmesi yönünde bir yere hizmet edecekse Kıbrıs Türk Federe Devleti isminde de olduğu gibi bunlar tartışılabilecek şeylerdir. Ötekisi neydi? CTP? Onu CTP fabrika ayarlarına geri dönebilecek. Onu zaman gösterecek. Fabrika ve fabrikada çalışan işçilere bağlı bir şeydir o. Dolayısıyla o ayarlara dönebilecekse fabrika tamam. Kendisi gösterecek onu. Mesaj ince ve açık. Son 2-3 dakikamız son olarak söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz varsa. Yani teşekkür ederim. Fırsat verdiğiniz bir sürü konuyu detaylıca görüştük. Ben ilerleyen zamanlarda müzakere süreciyle ilgili de daha detaylı konuşabileceğimiz bir program olmasını isterim. Çünkü şu anda aslında geldiğimiz evrenin hem Kıbrıs tarihi içerisinde en somut aşama olduğunu düşünüyorum. Sayın Anastasiadis ve Sayın Akıncı'nın da üzerlerine düşeni. Çok konuşmadık bunu ama. Evet. Öyle bir iki cümleyle Sayın Başbakan bugün dedi ki müzakerelerin durmasından memnuniyet duydu. Durdu mu müzakereler? Yok, bu süreç devam edecek. Yani Sayın Başbakan'ın çözüm istemediğini, mevcut statükodan memnun olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla onun ne söylediği çok da kıymet harbiyesi olan bir şey değil bizim açımızdan da. Ben yani Sayın Anastasiadis ve Sayın Akıncı'nın ellerinden geleni yaptığını düşünüyorum. Şu anda müzakere birazcık da garantilerle ilgili olduğu için ana vatanlar demeyeceğim, abi vatanlar şu anda kozlarını paylaşıyorlar. Yani Yunanistan'da Kamenos ve Kotsias'ın demeçlerinde de ciddi problemler var. Türkiye biz masadan kaçan olmayacağız demekle beraber kendi içinde bir anayasa değişikliğine ve rejim değişikliğine gidecek diye aslında milliyetçi oylara talip. O yüzden bu süreci mümkün olduğunca düşük tonlu bir noktada götürmeye çalışacak diye düşünüyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten her zaman Kıbrıs'a yaklaşımı bir hami ve bir üstenci bakıştan oldu. Kıbrıs'ı Türklerin ne istediğinden ziyade memleketin sahibi esasen Cumhuriyet Halk Partisi'ymiş gibi yaklaşabiliyorlar. Başkan yardımcıları Sayın Öztürk Yılmaz'ın açıklamalarına falan da baktığınızda o ulusalcı velayet ve vesayet ilişkisinden çıkamadığını görüyorsunuz zihniyet dünyası içinde. AKP içinde de böyle unsurlar var. Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii biraz AKP'ye herhalde muhalefetli olsun diye. Yani şey gibi bir noktaya kayabilecekler. Nitekim yabancı diplomatlar da bu tip yorumlar yapıyorlar. Yani MHP oylarını da istediği için aslında AKP bu anayasa değişikliği içerisinde Kıbrıs'ı sattılar veya işte Kıbrıs'ı veriyorlar gibi alıştığımız ve artık bıktığımız hamaset
den dolayı bir miktar geri durabilir ve radikal adımlar atmayabilir. Dolayısıyla birazcık da Türkiye'deki siyasi süreçler, çünkü Kıbrıs sorunu hep bir iç politika malzemesi olarak da kullanıla gelmiştir. Yani Türkiye'de buradaki insanların ne istediği, nasıl yaşadığından ziyade o Osmanlı fetihçi zihniyetiyle burasını bir sancakbeyliği olarak gören zihniyette aslında egemen baktığınızda. Dolayısıyla da buradaki demokratik taleplerin dile gelmesi için bize düşen çok fazla bir görev var. Yavaş yavaş üzerinde artık uzlaşılan noktaların halka anlatılmaya başlanması gerektiğini düşünüyorum. Ve aslında özellikle Milliyetçi Partilerin, Ulusal Birlik Partisi ve DEP'nin yaptığı dezenformasyonun da bu anlamda önüne geçilmesi gerekiyor. Çünkü haritalar konusunda da, siyasi haklarımız konusunda da, ekonomik geleceğimiz açısından da sürekli bir endişe politikası, anksiyete politikası üretmeye çalışıyorlar ve halka doğru bilgi söylemeyerek insanların gelecek kaygılarına oynamaya çalışıyorlar. Bizim sorumlu siyasetimizin de bir parçası aslında doğruları anlatmak diye düşünüyorum. Süreci göreceğiz. Yani bunun Türkiye'deki referandumdan sonra birazcık daha ivme kazanacağını ve belki sene ortasına bizim burada bir referanduma gitme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum ben. Öngörüm öyle yani bu yönde. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu güzel sohbet için size kolay gelsin. Tekrardan görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, bugün için de gündeme bakışın sonuna geldik. Bize ayrılan süre bugün için de sonlandı. Yeniden görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.